kalp krizine yol açan en yaygın nedenlerden biri koroner arterlerde yani atardamarlarda görülen aterosklerotik plak birikimi olduğunu biliyoruz. Bu plak birikimi kalp kasına ulaşan kan dolaşımını azaltır arkadaşlar. Kalp kasının kan dolaşımına erişimi kesildiği zaman da kanın içerisindeki oksijene de erişimi kesilir ve bu da ne yapar? kalp krizine sebep olur. Hatırlarsanız tıpta kalp krizi, miyokard infarktüsü olarak adlandırılıyordu. Yani tıptaki adı kalp krizinin miyokard infarktüsü. Buradaki miyokard ifadesi kalp kasına işaret ederken, infarktüs ifadesi de doku kaybına sebep olan oksijen yetersizliğine işaret ediyor. Yani miyokard infarktüsü, kalp kasına giden oksijenin yetersizliğinden kaynaklı kalp kası ölümü anlamına gelir. Bu da zaten kalp krizini ifade eder. Kalp krizinin nasıl gerçekleştiğini biliyoruz. Peki bu sırada vücudumuzda tam olarak neler olur? Yani kalp krizi geçirirken kalbimize neler olur? Şimdi bunun nasıl olduğuna bir bakalım. En baştan başlasak daha iyi olacak. Evet. Kalp krizi sırasında kalp kasındaki hücrelere neler olduğunu kafamızda daha iyi canlandırabilmek amacıyla buraya bir atardamar çizelim. Atardamarımız burada olsun. Şimdi de hücreleri çizelim. Bunlar kalp kasındaki hücrelerin bir kısmı. Fark ettiyseniz buradaki kalp kası hücrelerinin yani kardiyomiyositlerin arasındaki bağları biraz tuhaf bir şekilde çizdim. Burada bir bağ görüyoruz. Burada da bir bağ var. Burada da aynı şekilde bir bağ var. Bu bağlar böyle devam ediyor. Kardiyomiyositlerin bu şekilde bağlanmasının sebebi ise bu sayede kalbin düzgün bir şekilde pompalanmasını sağlayacak şekilde bir arada daha etkili çalışmaları. Peki kalp krizinde tam olarak hangi olaylar görülür? Buradaki tıkanıklığa bakalım. Buradaki atardamarın bir parçasının da buradaki parçaya eşdeğer olduğunu varsayalım. Yani burada gördüğünüz Tüm bu kardiyomiyositler aslında buradaki damarı çevreliyor. Burada aslında bu parçanın bir çizimini görüyoruz. Diyelim ki atar damarın yukarı yöne doğru uzanan tarafında bu plak var. Henüz plak yırtılmamış, sadece o kısımda duruyor. Şimdilik pek de bir etkisi yok. Ama şimdi de oyun oynarken koşturup topun peşinden gittiğimizi varsayalım. Bu durumda kan atar damarların içinden daha hızlı geçmeye başlıyor. Bunun sebebi de kalbin daha hızlı kan pompalaması. Kalp daha hızlı kan pompaladığından atar damarlardan daha hızlı akan tüm bu kan burada gördüğünüz plağı tabiri caizse bombalar ve buradaki plak yırtılır. Bu örnekte plağın yırtıldığını ve burada bir tromboz olduğunu varsayalım. Yani yırtık plağın üzerinde büyük bir pıhtı oluşur. Peki bu durumda atar damarın aşağı kısmına ne olur? Buradaki tromboz kan dolaşımını engelleyeceği için aşağı kısma yeteri kadar kan aktarılamaz. Öncesinde atar damardaki kan dolaşımı yeterli olmasına ve dolayısıyla kardiyomiyositlerin bu kan dolaşımı sayesinde yeteri oranda oksijen almasına rağmen şimdi dolaşımı tıkayan büyük pıhtıdan dolayı atar damara giden kan miktarı büyük ölçüde azalır. Yani kalp kasına giden kan miktarı azalmaya başlar. Bu nedenle birdenbire kalp kas hücreleri ihtiyaç duydukları oksijene erişim sağlayamaz ve oksijene muhtaç hale gelirler. Bu durumda da bu hücreler beyne ağrı sinyalleri göndermeye başlar. Bu ağrı sinyalleri de aslında beyne şu uyarıyı verir. Bize bak beyin, Burada yeteri kadar oksijen yok. Acilen bir şeyler yapman lazım. Bu durumda hissedilen ağrı aslında hazımsızlığa benzer bir ağrı verir. Çünkü böyle bir ağrıya alışkın olmadığımızdan beynimizin kafası karışır ve bunun belki de bir hazımsızlık sorunu olduğunu düşünür. Bu nedenle kalbimizin hemen aşağısında, karnın hemen üstünde bir ağrı hissedebiliriz. Bu da aslında kalp krizinin başlangıcına işaret eder. Şimdi de buradaki pıhtıya bakalım bu pıhtı büyümeye başlar ve atar damarın neredeyse üçte ikisini bloke eder. Dolayısıyla hissedilen ağrı da artar. Hatta bazı insanlar kollarında da ağrı hissedebilir. Çoğu durumda bu ağrı sol kolda görülür. Kalp krizinde kollarda ağrı hissedilmesinin sebebi de kalbe bağlı bazı sinirlerle kollara bağlı bazı sinirlerin kaynağının aynı olmasıdır. Beyin de kalpte ağrı hissedilmesine alışkın olmadığından, kalpten sinyaller gelmeye başlayınca kafası karışır. Bu karışıklık içerisinde de ağrının kollardan kaynaklandığını düşünür. Buna da refere ağrı adı verilir. Bu da aslında azımsızlık hissine benzer bir mekanizmanın göstergesidir. Refere ağrı mekanizması sebebiyle bazı insanlar çenelerinde bile ağrı hissedebilir. Bu noktada kalpten gelen ve sürekli artan ağrı sinyallerinden dolayı beynin kafası iyice karışır. Bunun üstüne bir de kardiyomiyositlerdeki oksijen miktarı büyük ölçüde azalır. Bu hücrelerde oksijen miktarı azaldığından kalbin normal ritmi hasar görür. Beynimiz de bunu hisseder ve kendi kendine cidden bir şeyler yapmam lazım der. Böylece beynimiz kan dolaşımına büyük miktarda adrenalin salgılamaya başlar. Adrenalin vücudumuza yayılır, kalbe de ulaşır ve kalbi etkilemeye başlar. Adrenalin kalbin daha hızlı atmasına sebep olur ve kalbimiz daha da hızlı çalışmaya başlar. Maalesef adrenalinin daha önce oluşan ve büyümeye devam eden pıhtıya hiçbir etkisi olmaz. Pıhtıya bir süredir bakmamıştık ancak halen büyümeye devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu noktada pıhtı atardamarın tamamını kaplar. Yani atardamarı tamamen bloke eder. Bu durumda kardiyomiyositlerin başı büyük derde girer çünkü neredeyse hiç kana ve dolayısıyla oksijene erişemezler. Yeterli oranda oksijen alamayan bu kalp kası hücrelerinin kasılma oranlarını azaltması gerekir çünkü normalde bunlar yaptıkları iş için ihtiyaç duydukları enerjiyi üretmek üzere büyük miktarda oksijene ihtiyaç duyar. Bu durumda da oksijene erişemediklerinden ihtiyaç duydukları enerjiyi üretemezler ve yavaşlamak durumunda kalırlar. Aslında bu da kalpteki hücrelerin hiç atmaması anlamına gelir. Yani burada gördüğümüz kardiyomiyositler atmayı bırakınca kalbin geri kalanının durumu telafi etmesi gerekir. Bu yüzden bir anlamda ölen kardiyomiyositleri telafi etmek için kalp daha da hızlı atmaya başlar. Gördüğünüz gibi kardiyomiyositler için işler hiç de yolunda gitmiyor. Hatta bu noktada tek parça halinde kalmayı bile başaramazlar ve hücre zarları parçalanmaya. Dolayısıyla hücrelerde yırtılmaya başlar. Oksijene ve kana erişimi olmayan hücrelerin ise toksik atıklardan kan dolaşımı sayesinde kurtulmaları gibi bir şansları yoktur. Halbuki bu onların düzenli metabolizmalarının bir parçasıdır. İşte bu sebeple toksik atıklar miyositlerin içinde birikir ve hücre zarları yırtılmaya başlar. Hücre zarları yırtılmaya başladığında da sadece kalp kası hücrelerinde bulunan proteinler dışarı sızmaya başlar. Yani proteinler kan dolaşımına karışır. Bu proteinlere troponin adı verilir. Troponinler sadece kalp kası hücrelerinde bulunan yapısal bir protein çeşididir. Bunu aklımızda tutmakta fayda var. Çünkü kalp krizi tanısından bahsederken genellikle bu proteinlere de değinilir. Konumuza dönersek, hasar gören kalp iyice yorulmaya başlar ve kalp ritmi gittikçe azalır. Bunun etkilerini de tüm vücudumuzda görebiliriz. Örneğin nefes almak gitgide zorlaşır çünkü akciğerlerde sıvı birikimi görülebilir. Kısaca bunun nasıl gerçekleştiğinden de bahsedelim. Bu kalbimiz, burası da ciğerlerimiz olsun. Unutmayın, kalpten çıkan kan oksijen almak için akciğerlere gider ve yeterli oksijeni aldığında kalbe geri döner. Aynı kan kalpten de vücudumuzun geri kalanına pompalanır. Ancak kalbimiz kanı iyi pompalayamadığında kalbimizde ve dolayısıyla akciğerlerde kan birikir. Akciğerlerde kan birikmesi de nefes almayı oldukça zorlaştırır. Bu yüzden kalp krizi durumlarında genellikle dispne yani nefes darlığına rastlanır. Kısacası kalp krizi sırasında az önce bahsettiğimiz refere ağrı ve nefes darlığı görülür. Ayrıca kalp de oldukça hızlı atar. Ancak kalbimiz kanı düzgün bir şekilde pompalayamadığından yeteri miktarda kan beyne gitmez ve bu yüzden baş dönmesi ve denge kaybı görülebilir. Evet, şimdiye kadar kalp krizinin ilk 15-18 dakikasını inceledik. İşler burada iyice kötüleşmeye başlıyor. Oksijene muhtaç hale gelen kalp kası hücreleri ölmeye başlar. Yani bu evrede hücrelerden protein sızması bir yana, hücrelerin yok olması da gerçekleşen olaylar arasındadır. Daha iyi anlamanız için buraya birkaç tane ölü surat çizeyim. Tahmin edeceğiniz üzere bu oldukça ciddi bir durum. Kalp krizi geçiren biri 20 dakika içerisinde tedavi edilmezse kalbi bir daha normal bir şekilde atamayacak kadar zarar görür. Çünkü bu noktada yani kalp krizinin yaklaşık olarak ilk 20 dakikasında saniyede 500 kardiyomiyosit hücresi yok olur. Saniyede 500 kalp kası hücresi diyorum arkadaşlar. Tekrar ediyorum saniyede. Bu hücreler derideki veya saçtaki hücreler gibi yenilenme özelliğine de sahip değildir. Yani kardiyomiyositler yok olmaya başladığında bunun geri dönüşü yoktur. Kalp bir daha normal bir şekilde atamaz. Bu yüzden de bu durumda kardiyomiyosit kaybını en aza indirmek hedeflenir. Evet, kalp krizinin arkasında yatan fizyoloji kabaca bu şekilde. Videoyu bitirmeden önce size göstermek istediğim son bir şey var. Miyokard infarktüsü iki ana gruba ayrılır. Şimdi size bu iki grubu ve bu iki grubun nasıl ayrıldığını göstereceğim. Bunun için de buraya kalp kasının bir parçasını çizelim. Burada gördüğünüz kalpten alınmış bir kesit. Bu kesitte kalbin aşağı kısmını kesip kalbe yukarıdan baktığımızı düşünebiliriz. Bu tarafta sağ karıncık var, diğer tarafta ise sol karıncık var. Sol karıncık bu tarafta yer aldığından sağ karıncık da doğal olarak diğer tarafta olur. Şimdi de buradaki damarı çizelim. Buraya bir daire çizelim. Çünkü burada gördüğümüz sol anterior desandan arter. İşte bu kısmında kesitte yer alması gerekiyor. Bahsettiğim damar burada. Sol anterior desandan arter. Yani kısaca LAD. Şimdi de bu atardamarın tıkalı olduğunu varsayalım. Yani bu damardan kaynaklı bir kalp krizi vakası olsun. Bu damar kalp duvarının büyük bir kısmına kan aktardığından, bu durumdan kalp duvarının büyük bir kısmı etkilenir. Bu infarktüş tipi, kalın kalp kası duvarının tamamını kapsadığından tam kalınlıktaki infarktüs olarak adlandırılır. Hemen yazalım, tam kalınlıktaki infarktüs. Bunun diğer adı transmural infarktüs, transmural infarktüs. Buradaki transmural ifadesindeki mural duvar transise geçiş anlamına gelir. Yani transmural bir duvarın tamamından geçmek demek. Bu da bize aslında infarktüsün ne kadar büyük boyutta olduğunu gösterir. Tabii bu kalp krizinin sadece bir türüydü. İkinci türü ise kısmi kalınlıktaki infarktüs. Yani subendokardiyal infarktüs. Subendokardiyal infarktüs. Peki bu infarktüs nasıl gerçekleşir? Bu kalp krizi çeşidi büyük damarlardan çıkan küçük atar damarlardan kaynaklanır. İşte burada görüyorsunuz. Örneğin sol anterior desandan arterden ayrılan buradaki küçük damara bakalım. Hatta bu damar kalp kası duvarının içinden geçer ve amacı da kanı burada gördüğünüz kısma aktarmaktır. Bu damarın oksijen ve kan aktardığı kısmın burada olduğunu ve bu damar içerisinde bir pıhtının oluştuğunu varsayalım. Bu durumda da kalp krizi yani miyokard infarktüsü görülür ancak bu çok daha küçük bir alanı etkiler. Yani infarktüs görülen alan tam kalınlıkta değil de kısmi kalınlıkta olur. Evet, bu videoda kalp krizinin yani miyokard infarktüsünün iki ana türünü birlikte görmüş olduk.